Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Solo Survivor bölümünden hepinize selamlar. Son Solo Survivor bölümünde Fangmin'e geçmiştim. Artık Dead Art devri bitti biliyorsunuz ki. Hala kullanan var fakat ben çok beceremedim. O yüzden Fangmin'in Kıvrak Perk'üne geçtim. Henüz 4. slotu açamadım, o kadar puanım yoktu. 3 tane perk'le oynayacağım bugün. Hızlı bir şekilde perk'lerimi anlatayım. İlk perk'üm Kıvrak. Herhangi bir paletten veya da pencereden hızlı bir şekilde atladığım zaman 3 saniyeliğine normal koşma hızımdan %150 daha hızlı koşuyorum. Bu perk'ü kullandıktan sonra 60 saniyeliğine bitkin durum efektine giriyorum. Bir diğer perk'üm Canavli. Yine solo kurbanlar için önemli bir perk. Kancadan alındıktan sonra 40 saniye içerisinde katil bizi düşürüp sırtına alırsa ya da herhangi bir yerden grappleyip sırtına alırsa bize küçük bir beceri denemesi soruyor. Bu beceri denemesini tutturursak katilin sırtından kimsenin yardımı olmadan kurtulmuş oluyoruz. Ve katil de 3 saniyeliğine sersemliyor. Üçüncü ve son perk'üm de pür dikkat. Doğru düzgün perk'üm olmadığı için bunu koyayım dedim. Katil, hasar verici bir eylemde bulunduğu zaman 3 saniyeliğine katilin yerini görüyoruz. Hasar verici eylemden kastı şu, işte jeneratör tekmelemek, palet kırmak falan. Son maskeyi gördün. Bence katil kancalı kepçe. Gençler, bu arada son dönemlerde videolarda neredeyse hiç korku filmi öneremiyorum. Çünkü video atmıyorum falan. Oldu mu şimdi bu yani, kendine karşı bir kara mizah. Şaka bir yana, cidden hiç korku filmi öneremiyorum. Bunun en büyük sebeplerinden birisi neredeyse piyasadaki bütün korku filmlerini izlemiş olmam. Ve aralarından beğendiklerimi zaten bir video şeklinde kanala atmıştım. Hani oradan izleyebilirsiniz. Fakat size önermediğim ve güncel olan bir film izledik yakın dönemde. Katil geldi de arkadaşlar, bir yandan ondan tırsıyorum biliyor musunuz? Filmin adı Unhuman. Zaten buraya thumbnail'ını falan koyarım. Şöyle, ya bir dur ama ya, bir şey anlatıyoruz ya. Sanat düşmanı pezevenk. Yok korkmuyorum, hiç korktuğum falan yok arkadaşlar. Filme iyi veya kötü demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü filmi önerme sebebim filmin iyi olması değil, filmin farklı olması. Yani benim gibi çok fazla korku filmi izlediyseniz ve artık güzel bir korku filmi bulamıyorsanız bir şans verin derim. Sonra gelip abi film kötüymüş diye sövmeyin bana. Çünkü dediğim gibi film iyi veya kötü diye yorum yapmıyorum. Sadece farklıydı ve biraz akıcıydı, güzeldi yani. Ona göre şansınızı deneyin derim. Ya kancalı kepçe, bana bak. Şimdi arkadaşlar, kancalı kepçe diye katil geldiyse bir tane de düdüklü tencere diye gelsin. Ama ben de... Oğlum ne oluyor ya? Gece uyurken ses tellerimi mi aldı birisi? Ne oluyor? Bak 5 dakikada 2 tane detone. Kankacım şunu kapatalım da. Bu arada İbo'da pazar günü dönüyor arkadaşlar. Bak İbo dedim, hemen Undertaker müziği çaldı, gördünüz mü haritada? İsmi bile bil, yani bir lanet getirdi haritaya ya. Hocam biraz daha karanlıklaştırın da buradan direkt Outlast evrenine geçiş yapalım. Olur mu? Oğlum buldum bebeleri, döndürün, gelsene bana da. Yalnız bir şey diyeceğim, şu efekt çok kötü. Oyunum iğrenç gözüküyor şu an. Oyunum gözükmüyor şu an yani. Nerede bu? Dibimde yani, kaybetmiş numarası yaptım. Şey takmış. Bu karanlık bitmesine 10 saniye kala tek yeme moduna geçiyoruz. Okey. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben yine Battlefield 1 sihircilerine döndüm. Bak fark etmedim sanmayın. Herkese alıp alıp healliyorum. Medic diye bağırıyorlar beni görünce. Beyaz önlük verin de direkt işe gideyim ben buradan. Ya oğlum bana niye gelmiyor bu ya? Şunları kilitleyelim arkadaşlar, adam hazır chase'teyken. Bir anda bizi yutmasın bunların içine. Babu attı mıydı acaba The Size? Oğlum adam neden bana gelmiyor? Gözünün önündeyim sürekli. Açık hedefim. Yemin ediyorum var ya, tam onu diyecektim. Adam acaba onların içinde midir diye. Tam tekkeme moduna geçeceğim. Tekkeme moduna geçeceğim. Tekkeme moduna geçtim. Tekkeme moduna geçtim. Ananı avradım. Vurma. Yani bir saattir kovalamadın, tamam mı? Şimdi söveceğim yani, yaratıcı küfür düşündüm ama bulamadım. Hepsini daha önceki videolarda tükettiğim için. Gelme gelme, tekkeme moduna geçeceğim, sıra gel. Tövbe haşa Hazreti İsa sandım oğlum, bu ne, bu nasıl bir tip ya? Ananı sik! Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ananı s**eyim, ne oluyor ya şu an? Ulan kanlı kasabada var, heal'ım yarıya gitti ya. Şu an heal'lanmam bir işe yaramayacak ya. Yine gidecek. Evet arkadaşlar, Logitech kutu açılımımız. Ya ne lazım değil son. Verip durma bana artık. Senin de ananı sikeyim ya. Allah'ım ya Rabbim oğlum, adam her şeyi biliyor görüyor, bu ne ya? Öbürünün de chase atarken bu dolaba niye ışınlanır oğlum bir insan? Kancalı kepçemizin, düdüklü tenceremizin, nesin? Ananı avradını delerim senin. Şimdi de loop atacak bir spottaydım, bu sefer de bana gelmedi. Adam hep beni gafil avlıyor yani, sanki hani tahmin etmiş gibi, oyunu biraz bildiğimi tahmin etmiş gibi sadece boş alanlardayken yakaladı beni. Ay oğlu ay ya, ay oğlu ay ya. Oraya zehrini bırakmış mıdır sizce? Bam.
Aha, easy bitch. Tamam yeter, bir maç yeter. Zirvede bırakalım, ben bu şansla ölürüm yarın, yeter. Bu maçta da Spirit geldi bu arada, yine alttan okudum. Yani Iron Will'im zaten yok, olsa bile artık... Lan ne oluyor, nereye takıldım? Olsa bile ses verdiği için artık Spirit çok güçlü olabilir arkadaşlar. O yüzden Gen Rush. Ya kanka bunu nasıl tutturdun ya? O adam bana sövüyor şu an slow attığım için, farkındayım ama ben hani belki içeri girmez diye yavaş attım. Ama sıçarlar öyle işe, öyle işe kusura bakmayın arkadaşlar. Direkt kakamı yaparım bak. Ne yapıyorsun? Arkadaş biraz eşeğe benziyor galiba. Oha oğlum adam nereye gitti? Silent scaling me. Güzel güzel, çok iyi değil gibi. Bu ne oğlum, tofaş da loop atıyoruz şu an, bu ne? Bayağı tofaş koymuşlar buraya. Fake atıyorsun ki şu an. Salak, sesin yok, yerler mi o fake? Ya kanka git. Alo. Oğlum ne yapıyorsunuz? Birbirinize silah mı çekeceksiniz? Kovboy şeyi gibi karşı karşıya durdular ya. Tamam, palet kırdı, yerini gördük. Şöyle devam. Bunun şeyini al. Bunun plakasını al. Bu maç sonu çok kötü şeyler yapacağım buna. Yemedi ya. Yemedi, kıvrakla kaçacaktım ya. Ulan paleti devirip düz dursam da yemiş mind game'i. Adam kötü oynuyor diye ben öldüm ya. Bu Meg yayıncı bu arada. Baktım az önce, Alman bir yayıncı. O yüzden yayıncı dayanışmasıyla bu maçı alacağız Meg, merak etme. Meg kaç. Iron Will'in eski hali olsa ve herkes de olsa şu an şu adam bir kişiyi bile düşüremez. Ya orada düşme işte, orada düşme işte ya. Beni de gördü. Tahtiyi rezil ettin lan. Buna dump tek atar mıyız? Ananın yani... Nasıl denk gelebilir ya? Oraya azıcık hızlı bir şekilde buraya gelecek. Biz de hızlıdan ikinci asılışımıza geçeceğiz. Öf dertlendim yine bak. İyi bari. İyi bari. Kıvrakla son anda kaçtık da o hile oturdu. Onun da decisive'i gitti. Ya ben killer oynarken karşıma niye şöyle takımlar gelmiyor Allah aşkına? Vallahi adam iyi değil ya. Gerçekten bu maç solo, yani solo gameplay'i iliklerime kadar hissettim bu maçı ya. Yani bundan daha solosu olamaz, anladın mı? Kanka. Arkadaşlar adamın ışınlanmaya attığı yeri gördünüz mü? Yoksa bir tek ben mi gördüm? Bir tek ben görmemişimdir herhalde. Saçmaydı yani. Kanka ışığın şey olmuyor yani. Kötü yere kaçtık ya. Ulan kötüsün kötüsün de işte. Spot yok. Spot. Hadi Tofaş Şahin, Tofaş Kartal neyi bu? Kurtar beni. GG. Teşekkür ediyorum Kate arkadaşım. Healanırsam hatchten giderim gibi yine. Lan adam bizi aldı, biz de onu mu alsak ya? Salmıyor da yani, gel al diye bana vicdan yaptırıyor. Baa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 a
Normalde gerçekten gider onu alırdım ama o hiç kaçabilecek birisine benzemiyor. Adama da biraz uyuz oldum affedersiniz. Bu maç bundan kaçmam lazım. Gördü eyvallah da zaten bilerek gözüktüm. Hatch'i aramasını istemediğim için. Hatch'i biz arayacağız. Bir tane hasar alana kadar şu spotta döneriz. Şimdi bir dakika yolda olabilir. Güzel adamı anasını yolladık. Hatch'i mi duydu o? Niye o kadar net girdi içeriye? Oğlum hadi lan! Hadi hadi lütfen 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 lütfen. Burada da yok. Şu evlerin içinde çıkıyor muydu? Çıkıyordu. Köpek gidiyor gidiyor kesin buldu. Ya hayır ya. Şurada saklansam. Hadi Tofaş, Tofaş kurtar beni Tofaş. Planım var. Hadi gel bu top kapıya tekrar. Aslında belli bir kısımda bırakıp tekrar gittiğinde açabilirdim ama adam çok fazla beklemiyor gibi kapılarda, o yüzden açmaya çalıştım ve sanırım başardım. Sen busun oğlum, sen busun, sen busun. Yani adam tamam fena oynamadı ama takım da çok şeydi ya, pasifti yani. O yüzden ben o son adamı bıraktım, yoksa normalde ben onu orada alırdım. Küçük sıçan diyor adam bana. Ama ben kocaman sıçıyorum. Bu arada Pinhead geldi karşıya.
Yine altta yazdı. Sonra abi hile misin falan, yok. Aynen hileyim. Ama o kadar sağlam ki yani hilemi sadece katilin kim olduğunu görmek için kullanıyorum. Takım ateşli gibi, takım hırslı gibi. Hemence ne oturdular. Oo gördü bizi. No 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 no. Ya biz şimdi bak. Ağza alınmayacak laflar edeceğim ya. Keltoş kafasına sıçtım. Kutu şeyi mi takmış bu? Belli bir metre yakınına girmeyince kutuyu göstermeme eklentisi var ya. O muymuş, aynen değil mi? Bak yakınına girince gördüm. Herhalde ondan takmış. Tamam sırtını aldı. Hadi ışınlan şimdi. Bitch. Nice team. Nice. Oy çok iyisiniz lan. Tamam adam alma görevi de bende. Onu da yapayım değil mi zahmet yani. Nereden geliyor? Bir daha bana Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı friki golü gibi oradan şut çeksene zincirle. Seni nasıl banlap duruyorum oyundan, bak bakayım. Nice. Respect atar mı? Yani o geri hamlesini respect atsın diye yaptım. Ama zaten oraya prefire atacağı için bana vurmuş oldu. Iskalarmış da biliyor musunuz? Ananı neyse kıvrak, çok iyi kıvrak. Kıvrağı unutmuştum. Hadi lan oradan. Güzel. We good. Çekil. Arkadaşlar adamın ismi ağzıma, aklıma gelmedi. Yani aynen ağzıma gelmedi. Ali Atay'ın bir tane sahnesi vardı ya. Ne oluyor lan? Kadının ismi ağzına gel... Ha, oğlum niye ağzına diyorum ya? Kadının ismi aklına gelmiyordu da böğürüyordu yani. O sahne gibi oldum. Ben çağırmadım. Yemin ediyorum ben çağırmadım. Kim çağırmış? Böyle bir şey olsa çağırır mıyım sizce ya? Oğlum şunun zincirlerini kır yazık. Salak gibi fener tutacağına kırsana şunun zincirlerini ya. No. Ana mı diyor onu? Oğlum... Bir Sivaslı'nın ruhunu parçalamak o kadar kolay mı sanıyorsun lan sen? Arkadaşlar onun için gerekli taşlar var. Bir tane kangal taşı alacaksın, tamam mı? Sonra bir tane güveç taşı. Sonra nickinize 58 eklemeniz lazım. Bu maddeleri tamamlarsanız bir Sivaslı'nın ruhunu parçalayabilirsiniz. Alo. Herkesten dodge, bana gelince vurma, tamam mı? Bana gelince beklet o şeyi. Yok. Arkadaşlar ben korktuğumdan yapmadım onu yani. Adama bir zarar gelmesini istemediğim için bölgeden uzaklaşmak adına. Ne oluyor? 25 tane zinciri... Ay düştüm. Alo. Bam. Ya kanka. Oğlum bana gelince adam Zaitsev oldu ya. 2'de 2 bak Pinet. Oluşuruz. Oo. Enti. Aha, otomatik zincirler gelmeye başladı. Zaten 5 tane 4 tane can yapmışlar, bunu devirelim. Otomatik zincirler gelmeye başladı ve ben çok kötü bir yere kaçtım ya. Gel yapalım da şöyle tahrik edelim adamı. Şerefsizim çünkü. Uf, son anda. Uf. Yav yuu. Az öncekinin aynısı değil miydi peki? Yani bak şuraya yapışarak öldüm bak. Ağzım şuranın içine girdi yani. Neyse biraz da kaşındık şimdi, hak ettik yani. Normalde DBD'de maçlardan kaçmayı kafama çok takmıyorum ama ilk iki maç biraz şansımızın da yardımıyla güzel kaçtığımız için böyle bir 3'te 3, 4'te 4 escape almak istiyorum bugün. Bazıları inşallah alamazsın dedi, şu an onun farkındayım. Kulağıma bilgi geldi arkadaşlar. Benim 4 tane güverci habercinim var. Haberci güvercinim var. Biraz kelimede şeyler olmuş olabilir. O kadarı doğal. Herkes olmuyor mu arkadaşlar? Akıllıca. Göthead'i tebrik etmek lazım. Ben çağırmadım, bir git artık hayatımdan ya. Şizofren midir nedir, çağırdın deyip duruyor ama. Arkadaşlar Noed'i arıyor muyuz? 24 metre yakınına girince göreceğiz zaten. Noed'i niye aramıyor bunlar? Ben arayayım. Arkadaşlar bak bu konuyla ilgili çok güzel bir laf vardır. Japon diyor ki kimse yapamıyorsa ben yapayım diyor. Türk de diyor ki kimse yapmıyorsa ben niye yapayım diyor. Bu sözü kafanızda bir düşünün. Yok götünüzde düşünün anasını satayım. Kafanızda bir kurcalayın bu sözü. Tamam bizimkiler kaçıyor herhalde. Nice. Onu tutturaydın la bari. Ya kanka adamlara kundurayla vuruyorsun. Bana gelince bir an roket atara geçiyor ya. Evet gençler, escape canavar Fengmin diyebilir miyiz? Bu maçta da noktalayalım videoyu. Güzel bir videoydu, ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler yancılar.